Kanalımız The Big Tiny Project'e hoş geldiniz. Maalesef hepimizin bildiği gibi koronavirüs tüm dünyada yayılmaya devam ediyor. Bununla ilgili de her ülke kendine göre önlemler almakta. İngiltere'de ise durumlar diğer ülkelerden farklı değil. Burada da hükümet her hafta televizyona çıkıp yeni önlemler ve yeni kısıtlamalardan bahsediyor. Bunların bazısı şu an hali hazırda uygulandı. Ama daha ciddi, pandeminin en yoğun olduğu dönemlerdeki o sıkı kısıtlamalara geri dönülmesi çok yakın gibi dedikodular var. Bu da bizi en çok kamp alanlarının kapanması konusunda etkiliyor. Çünkü Temmuz ayına kadar kamp alanları kapalıydı İngiltere'de ve zaten maceramız için de Temmuz'a kadar beklemek zorunda kalmıştık. Tekrardan bir lockdown olursa ve kısıtlamalar çok sıkılaştırılırsa kamp alanları kapanmak zorunda kalabilir ve wild camping İngiltere'de yasak olduğu için de bu bizi bayağı bir etkileyebilir. O yüzden biz de kısa dönemli tekrar kiralık bir ev arayışına girdik. Londra'da zaten oturuyorduk buradan önce ve tekrar Londra'ya dönmeye karar verdik kış aylarını geçirmek için. En azından şu anda 6 aylık bir süreçten bahsediyor hükümet ve bu 6 ayda başımıza bir sorun açılmasın diye tekrar kiralık bir eve çıkmaya karar verdik ve Batı Londra'da ev arayışına girdik. Bu videomuzda da baktığımız evleri sizlerle paylaşacağız. Evet, şimdi Richmond'da kısa bir kiralık ev arama turuna çıkıyoruz. Şu an Richmond'dayız. Richmond'da evlere bakacağız. Emlakçıyı bekliyoruz. Biz bu bölgeyi çok seviyoruz. Londra'ya çok yakın. Hareketli bir yer. Buradaki ev fiyatları tabii ki birazcık yüksek. O yüzden şimdi gezdiğimiz evleri ve fiyatlarını sizinle de eş zamanlı olarak paylaşacağız. Sizin de fikriniz olsun. Belki aranızda buralarda ev bakan birileri vardır. Onlar için de faydalı olur diye düşünüyorum. Evet, ilk evimize bakıyoruz. Because we will see almost 10 maybe today. Banyo falan çok cici, bir de komik bir şekilde Türkler kalıyormuş daha önce. Çok küçük ama en büyük özelliği şuradan bu bridge'e birinci bina ve şurası Richmond Bridge ve bu civarın en popüler yeri. Bu taraftan da Richmond Hill'a bakıyor. Thank you very much. Cheers. Biraz komik oldu tabii ilk gördüğümüz yere tutulmak. Şeyi gezerken işte böyle Türk atıştırma tarzı sanmış. Çekirdek falan gördük. Kalanlar Türk mü acaba? Türklermiş. Buranın kirası 1300 pound. 1300 pound artı council tax var burada. Council tax nedir? Yaşadığınız lokasyona göre Birleşik Krallık'ta sizden yol, okul gibi çevredeki hizmetler için alınan bir vergi. Bulunduğunuz bölgeye, evin içinde yaşadığınız kişi sayısına göre değişiyor. Richmond'da da ucuz değil aslında council tax. 180-200 pound arası değişiyor diye tahmin ediyorum. En büyük faktör de ısınma derecesi oluyor. Buranın fena değildi bina yenilendiği için. Bakalım, diğer gezilerimize başlayalım. Şimdi Richmond'dan uzaklaşıyoruz biraz. Putney'e gideceğiz. Putney'de iki tane ev göreceğiz ve onları sizle paylaşacağız. Putney neresinde kalıyor mesela Richmond'un? Putney Richmond'un yanında kalıyor. Şimdi ikinci yere geldik. Putney'deyiz. Arkamızdaki binada iki tane daire göreceğiz. Ama bina biraz sevimsiz gözüküyor. Çok böyle Evet, biraz eski model bir bina. İçi inşallah yenilenmiştir. Bu arada bu iki göreceğimiz dairenin resimleri de yoktu. Daha yeni kiralık ilanı çıkmış ve onun içinde her şey sürpriz bizim için şu anda göreceğiniz. Bakalım neler olacak. Geldik bu Putney'deki ilk daireye. Oldukça çirkin ve sevimsiz. Söyledik de zaten açık açık. Bu tarz böyle kansal evinden bozma bir görüntüsü var. Şu şekil. Çok çirkin. Amerikan filmlerindeki ucuz otellerin şeyleri... Koridorları. Koridorları iğrenç kokuyor.
Mümkün yani çok fazla. Ya bu arada tabii gidiş yolunu ya dönüş buradan çıkamayabiliriz bile nereden olduğunu. Çok fazla insanın yaşadığı İngiltere'de aslında böyle bu tarz büyük apartmanlar. Council evleri zamanında galiba 80'lerde devletin hatta yaptığı bir hata olarak konuşuluyor bu binalar. Bayağı kötü. Buranın kirası ne kadardı? Buranın kirası 1200. İlk gördüğümüz yerde de bir de aynı. Ve hani Putney fena değil bölge olarak ama kesinlikle burası herhalde Putney adına olabilecek en kötü yer. Koşarak kaçıyoruz. Bu arada bu araba nereden çıktı diyebilirsiniz. Bizim aslında böyle küçük bir arabamız daha vardı. Onun için arabası. Onu RV ile dolaşırken bir garajda bırakıyorduk. Ama küçük bir kaza oldu motorla. Motor şu anda bakımda. O yüzden arabayla ulaşımımızı sağlıyoruz. Her neyse böyle küçük bir bilgi de verdikten sonra şimdi buradaki evlere baktık. Bir saat bir boşluğumuz var. Onun için Richmond'a geri döneceğiz. Biraz karnımız acıktı. Belki bir şeyler yeriz. Yeme içme çifti sürekli bir şeyler yiyoruz her videoda ama zamanımız doldurmamız lazım. Şu an Richmond'ın göbeğindeyiz ve burada bu kadar büyük bir park var. Burası geyiklerin çok fazla görüldüğü bir yer. O yüzden adı da Deer Park. Şanslıysak geyik görürüz, çekeriz diye düşündük ama galiba yok. Bugün cumartesi çok fazla insan var ve herkes bisikletlerini atlamış. İngiltere klasiği bisikleti çok fazla insan var. Keşke geyik de görsek değil mi? Ama ümit kesilmez belki görürüz de. Şu an yarısı kapalı zaten parkın arabayla girişe. Şu an tekrar Richmond'a geldik. Richmond Hill'deyiz. Burası Richmond'a göre biraz daha böyle cici evlerin olduğu bir yer. Genelde müstakil evlerin olduğu bir bölge. Burada şimdi bir eve bakacağız. Oradan diğer evlere bakmaya devam edeceğiz. Şimdi Richmond Hill'de bir tane daireye geldik. Salon kısmı çok şirin, cici ve çok temiz. Hatta şöyle... Ya muhteşem. Salon süper. Geniş. Camlar böyle kocaman. Ben çok seviyorum büyük camları. İşte şöminesi var falan. Buraya kadar her şey güzel. Biraz böyle Galata'daki evleri andırıyor değil mi? Ama gel gör ki... Burası yatak odası diye iddia edilen yer. Şöyle üzücü bir banyosu var. Evet. Ondan şurası sonra giriş kapısı. Burada, bu arada bu full bir apartmanı böyle dairelere bölmüşler. Şurası üzücü bir mutfak. Mutfak şeye bakıyor. Buradaki cam yatak odasıyla. Evet, böyle değişik. Herhalde yatak odasına ışık vermek için yaptıkları bir şey herhalde. Burası tuvalet sadece. Buradan bahçeye açılıyormuş ama gördüğünüz gibi merdivenler yıkılmış. Böyle ilginç bir durum. Şimdi de tren istasyonunun bir arka paralelindeyiz. Burası da yine sessiz sakin bir yol. Emlakçı geldi, bizi bekliyor. Bu gezdiğimiz evi size gösteremedik. Çünkü içinde yaşayanlar vardı. Hindistanlı bir baba ve oğul gördük içeride. Şey, kriket oyuncusu ikisi. Ama içerisi inanılmaz yoğun baharat. Bir baharat kokusu vardı. Yani tam biz de baharat çok seviyoruz ama bu kadar yoğun kokmuyor evler. Hindistanlıların burada oturduğu evler bir iki tane daha körü görmüş. Körü yüzüne vuruyor baharat kokusu. Ve şey, içerisi çok karışıktı. Onlar da tabii ki taşınıyorlar ve her şey her yerdeydi falan. Yani zaten beğenmedik. Ya 1450 bir de fiyat söylediler ki hani 750'ye verseler tutulmayacak bir yer. Neyse, çekim de yapamadık içinde başkaları olduğu için. Şimdi son mu? Son iki tane son galiba. Son iki taneye doğru yola çıkıyoruz. Yağmur da başladı. Hadi bakalım.
Evet, şimdi Caesar Terrace'a geldik. Richmond'da dubleks bir eve bakıyoruz. Evin ayrıca garajı da var. Biraz eski duvar boyaları ve hani evin tamamı eski ama her şeyi düzelteceklerini söylüyorlar. En azından iddia ediyorlar. Şöyle bir turlayalım. Oturma ve mutfak iç içe. İkinci kat şu anda. Burada bir şirket kodası var. Evet, yanında banyosu şöyle. Burada depolama alanları var. Depolama alanı. Ve şu an üst kattayız. Alt kata inelim. Kendine ait özel bir bahçesi yok. Ama işte garajı ve önüne bir araba daha, iki araba için park yeri var. İki oda. Alt kattaki odanın ayrıca bebeğin banyosu da var. İki oda zaten aynı boyda galiba. Şöyle de. Hamam antrenmanından biraz ses geliyor. Bir banyo daha. Baktığımız evin girişi burası. Burası böyle büyük bir avlusu olan. Birçok yani apartman gibi değil ama aslında çok fazla insanın ortak yaşadığı bir yer. Yani sessiz, sakin, kendi garajı olan güzel evler. Yalnız baktığımız ev bence biraz bıkmışızdı. Evet, yani şey, ciddi anlamda boyanması ve içindeki eşyaların çıkartması lazım. Zaten hani eşyalı ya da eşyasız flexible'dı. Ya buranın güzelliği Richmond'ın merkezinde ama bir taraftan da izole Richmond'dan. Residential area dedikleri daha böyle insanların kalabalıktan ve trafikten uzak yaşadığı bir bölge. 1495 pound aylık kirası. İki oda dubleks. Teklif kabul ettiklerini söylediler. Benim ama gönlüm hala ilk baktığımız evde. Bakmaya devam ediyoruz şimdi diğer evlere aynı agency'den. Ya şey, çok tatlı. Girince bir kat aşağı iniyorsun ama o böyle hani Türkiye'de gibi kot bir gibi şey değil. Burada orta kilde olduğu için bu da arka tarafa şey, zeminin hatta üstündesin arka taraftan olduğunda evet, böyle. Ortak bir bahçe alanı var. İşte burası yine açık mutfak, salon. Yani zaten tertemiz. Zaten yeni boyanmış ve yeni yapılmış gibi çoğu şey. Evet, yani biz çok beğendik. Şöyle banyo da göstereyim. Burası tuvalet banyo. Yani temizlik olarak çok güzel ama evet, fiyat ama olarak herhalde ben burayı işaretlememiştim görülecek yerler içinde. Onlar yatak odası burası. Ha, 1500 kabul eder dediler. Herhalde onu düşünerekten şey yaptılar. Ve burası böyle sağ açık, kapalı, gardırop olanları var. Şu anki marketteki fiyatı 1650, 1500 kabul eder dediler. Bir de istasyona 1 dakika falan uzaktayız. Burada hani çok değerli underground'a çok yakın olmak. Hem tren hem underground hem overground var burada. Evet ama 1500'e çıkınca bunun üstüne daha önce bahsettiğimiz kalsın taksitleri girecek. Elektrik faturası, yat faturası girecek. Yani 2000'i yine... Ya 1500'e müstakil bir evde oturuyorduk buradan önce. Biz RV'ye geçmeden önce. O yüzden evet. Bakalım, dolaşmaya devam. Evet, biraz bütçemizin üstünde. Baktığınız evin dış alanı, ortak bahçe alanı da burası. Burasıydı baktığımız daire. Yani yazın şurada bahçede oturup ağaçların altında bir şeyler içmek, sohbet etmek keyifli olurdu. Gerçekten. Takacağız. Sonuncu eve bakamadık. Anahtarları yokmuş. Bir de evde değilmiş şu anda oturan kişi. Onun için orayı es geçmek zorunda kaldık. Bir de son ev aklımızı acayip kurcaladı. Çünkü 1450 offer kabul etme ihtimali varmış ev sahibinin. Acaba şey, ev sahibine ulaşamadım
diye diğer evi göstermemesi bir şey olabilir mi? Hani ha, belki taktik evde... de olabilir. Çünkü çok belli ettik beğendiğimizi galiba. Bu da tabii offer verirken bir dezavantaj. Şimdi konuyla çok saçma bir şey yapıyoruz. Tortilla diye burada çok beğendiğimiz bir Meksika restoranı vardı. Biz de yine Meksika. Evet. Oraya burritos yemeye gidiyoruz. Hadi bakalım biraz merkezi dolaşalım ya bu arada. Doğanı. Kıyafetimle uyumlu. Baklavalarına. Kulaklara bak. Diğer videolarımızda özellikle şunu soruyorlar, neden orada kimse maske takmıyor diye. Yani burada sokakta maske takmak zorunlu değil. İsteyen takıyor, isteyen takmıyor. Ama kapalı alanlarda mutlaka takıyoruz biz de. Yani insanlar birbirine çok yakın geçmemiş olsa da böyle bir yerde, şu anda mesela yürüdüğümüz yerde biraz tabii ki bu da zor. Ama insanlar birbirine çok yaklaşmamaya çalışıyor genel olarak. Evet, bunu da böyle açıklamış olalım. Yağmur başladı. Şimdi biraz yemeğimizi atıştıracağız. Ondan sonra gün içinde gördüğümüz evlerle ilgili oturup bir düşüneceğiz hangisini seçmeliyiz. Bu işte İngiltere'nin klasik havası. 5 dakika önce yağmur yağıyordu, şu anda günlük güneş. Gözümü açamıyorum güneşten. Biraz fazla kaçırmışız galiba. Her zamanki gibi. Takalar, britolar derken şu an patlamak üzereyiz. Artık geri dönüyoruz karavanımıza. Ama gitmeden bir Richmond turu atarız değil mi? Kamp alanımıza geldik. Richmond tam burası yaklaşık yarım saat sürüyor. Şehir merkezine yakın yerlerde de biz yine kamp alanlarında kalıyoruz. Herhangi bir yerde, başka bir yerde konaklamıyoruz. Burası da böyle ortasında kendine ait bir gölü olan, ördekler olan, çok tatlı, yemyeşil bir kamp alanı. Sanırım Eylül-Ekim ayları bu kamp alanı için çok ideal. Çünkü insanlar burada gündüz balık tutuyorlar. Arka tarafta bir orman var, yemyeşil, rengarenk. Oraları da birazdan kafayı gibi dolaştıracağız. Gösteririz size. Burası da böyle çok şirin. Herhalde bir hafta daha buradayız değil mi? Evet, bir hafta daha buradayız. O bir hafta içinde de işte bu evlerini halletmeyi ve taşınmayı umuyoruz. Kamp ortamına ve kokoyu dolaştırmaya uygun olarak üstümüzü değiştirdik, çizmelerimizi giydik. Şimdi kamp alanının arkasındaki ormanlık alana gidiyoruz. Bugün hem şehrin merkezinden hem bulunduğumuz kamp alanından sizinle görüntüler paylaştık.
şu an Coco ile ilgilenmemiz gerekiyor. Bugün çok fazla yalnız kaldı ve galiba bir saat, bir buçuk saat onu dolaştırmamız gerekiyor. Böyle güzel ve sessiz bir ormanlık alandayız. Biz hem Coco'yu dolaştıracağız, hem bir yandan bugün gördüğümüz evleri kafamızda düşüneceğiz, umutla tartışacağız. Umarım ilk beğendiğimiz ev şu an için aklımıza yatan, o emlakçıdan güzel haberler alırız. İstediğimiz fiyatı kabul ederler. Biz de sizinle gelişmeleri en kısa zamanda paylaşırız. Videomuzu beğendiyseniz likelamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere.